Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda FIFA tarihinde en sevilen, kullanıcılar tarafından hatta bayılılan fakat EA tarafından kaldırılan 4 özelliği inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu özelliklerle FIFA kesinlikle daha güzeldi. Çünkü kendim de bunları tecrübe ettiğim için net olarak söyleyebiliyorum. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için FIFA tarihiyle ilgili, FIFA'nın böyle gelişimiyle ilgili videolar için lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları çok sevdiğinizi biliyorum çünkü kanalımın kitlesi genelde buna hitap ediyor arkadaşlar. Trade taktik gereği için Ultimate Team'de coins kasmak için Twitter adresimi takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım videoya başlayalım. İlk özelliğimiz Daily Knockout Tournament, yani günlük eleme turnuvalar arkadaşlar. Bu turnuvalar neydi? Hemen hatırlayalım. 4 maç yapıyordunuz ve bu 4 maçın hepsini kazandığınız zaman EA Sports'un sizlere oynamaya başlamadan önce vaat ettiği ödül alabiliyordunuz. Neydi bu? Team of the Season, işte Leroy Sané, Team of the Season, Pulisic, Team of the Season, Jose Calleon gibi kartlara Ultimate Team modunda erişebiliyordunuz. Peki bu modu eğlenceli yapan şey neydi? Bu modu eğlenceli yapan şey FIFA'nın monotonluğunun dışında bir oyun moduydu. Çünkü şu anda hafta içi Division Rivals, hafta sonu ligini oynuyorsunuz arkadaşlar. Ve bu artık hep bir fix bir şey oluyor. Yani bir monoton bir çizgi oluyor. Ve bu turnuvalar, özellikle bu arada çıkan bu turnuvalar ve vermiş olduğu ödüllere bağlı olarak sizin oyuna karşı olan şevkinizi artırıyordu. Bu kesin, açık ve net. Çünkü bu modda şöyle bir şey vardı. En azından oynadığınız zaman tez zamanda bir şeye erişebileceğinizi biliyordunuz. Çünkü Division Rivals'ı bir hafta boyunca oynuyorsunuz ve perşembe günü sadece ödül açıyorsunuz. Foot Champions'ı hafta sonu arkadaşlar 2 gün varınızı yoğunuzu verip oynuyorsunuz ve bunları sadece perşembe günü ödül açıyorsunuz. Ama bu turnuvada bir gün oynadığınız zaman zaten %99 ihtimalle kazanıyordunuz ve hemen ödülünüzü o gün içinde alıp o kartı kadronuza yerleştirebiliyordunuz. Bu şekilde çok tatlı bir turnuvaydı arkadaşlar ve aynı zamanda sizlerin de eğlenmesini sağlıyordu. Çünkü bu turnuvada Division Rivals'daki gibi bir kısıtlama olmadığı için karşınıza gelen ekip çok da iyi olabilir, çok da kötü olabiliyordu. Yani çok farklı insanlarla oynama şansınız oluyordu. Özellikle şu anki günlerde Division Rivals, özellikle Division 1'deyseniz, 2'deyseniz sürekli kendini kasan, sanki yarın bir daha FIFA oynamayacakmış gibi oynayan tiplerle oynuyordunuz arkadaşlar. O yüzden bu mod FIFA'ya çok eğlence katıyordu. Özellikle çok da geliştirebilir moddu. Çünkü bir hafta Süper Lig kadrosu oynamak zorundasınız, İşte bir hafta La Liga ile oynamak zorundasınız gibi kısıtlamalar getirip hem oyuncuların oyundan eğlenmesini sağlayıp hem de marketi hareketlendirebilecekleri bir sistemi vardı. Ancak EA Sports tabii ki insanlara ucuza kart ve tatlı bir şekilde güzel bir kart vermemek için, daha doğrusu güzel kadrolu ve güzel oyunculara kolay ulaşamamaları için bunu oyundan kaldırdı ve şu anda güncel olan sezon görevlerini getirdi. İnsanlara bir kart vermek için yok kaleciyle gol at, yok Division Rivals'a şöyle gol at deyip insanları kanser ediyor arkadaşlar. Halbuki bunun daha kolayı vardı ve insanları daha mutlu edeni vardı. O yüzden benim en temel ve en sevdiğim şeylerden birisi olan Daily Knockout turnuvası FIFA'dan kaldırılan ve çok sevilen özellikler sırasında bir numarada. Ve geliyoruz ikinci özelliğimize, FIFA Creation Center arkadaşlar. Bu gerçekten de oyunda keşke şu an olsa. Neden? Bu bir kütüphane olarak düşünün arkadaşlar ve bütün toplulukta bulunan FIFA oyuncuları bu kütüphaneye eklemeler yapabiliyor. Ve bu kütüphanede neler vardı? Örnek veriyorum, 1998-99 Galatasaray kadrosu, 2000-2003 Fenerbahçe kadrosu gibi sizin oyunda olmayan, yani resmi olarak FIFA'nın çıkışında oyunda olmayan fakat sizin oynamak istediğiniz oyuncuları bu veri tabanından kendi oyununuza çekebiliyordunuz arkadaşlar. Gerçekten inanılmazdı. Forma dizaynları, takım dizaynları, işte menajerlik modu için işte şu anki olan işte Ruud Gullit'tir, Patrick Vieira'dır gibi isimleri, her şeyi oyuna entegre edebiliyordunuz arkadaşlar. Yani siz bu oyuna şu anda Alex de Souza yokken Alex de Souza'yı koyabiliyordunuz. Ya da Bülent Korkmaz yokken Bülent Korkmaz'ı koyabiliyordunuz. Sergen Yalçın yokken Sergen Yalçın'ı koyabiliyordunuz. Şenol Güneş yokken Şenol Güneş'i koyabiliyordunuz vesaire vesaire. Yani kısacası oyundan nasıl keyif alıyorsanız o şekilde oynamanızı sağlıyordu bu mod ve bu oyundan kaldırıldı. Bunun dışında bu mod sayesinde sizin gerçekte, yani gerçek hayatta olan yüzünüzü oyuna ekleyip o yüzde kariyer açıp kariyer falan oynayabiliyordunuz. Gerçekten inanılmazdı arkadaşlar. Yani neden kaldırıldı kimse bilmiyor. Biliyorsunuz PES'te hala USB'nizde işte mod atıp onu direkt kendi konsollarınıza aktarma gibi bir sistemleri var. Çok mantıklı bence. Çünkü modifikasyon her zaman güzeldir. Open source olması her zaman güzeldir. Ancak FIFA bu modu oyundan kaldırdı ve neden kaldırdığını gerçekten kimse bilmiyor. Ben kendilerinin de neden kaldırdıklarını bildiklerini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Gerçekten FIFA'yı eğlenceli kılan ve herkesin denemesi gereken bir oyun moduydu ve bu da listemizin ikinci sırasında kendine yer buldu. Ve geliyoruz üçüncü mod, kader moduyla ilgili arkadaşlar. Player Management. Evet, yanlış duymadınız. Player Management, oyuncu menajerliği arkadaşlar. FIFA'nın gerçekten de şu an kariyer modunda en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi
çeşitlilik ve bu mod arkadaşlar önceki falarda yerini almıştı. Neden kaldırıldı yine kimse bilmiyor. Bakın arkadaşlar, bu modların oyuna implementasyonu, yani oyuna eklenmesi gerçekten de çok zor olan modlar. Ve bu insanlar, bu yazılımcılar bu modları seneler önce oyuna eklemişler. Yani günümüzde entegre edilip kullanılması varken oyundan neden bunlar kaldırılıyor gerçekten bilmiyorum. Çünkü kariyer moduyla ilgili konuştu zaten bu videomuzda. Sponsorluklar, işte ne bileyim forma reklamları vesaire, bunların hepsi aslında çok öncelerden FIFA'da var olan şeyler ve bunlar FIFA'dan kaldırıldı arkadaşlar. Neden kaldırıldı? Dediğim gibi tekrardan kimse bilmiyor, fakat kariyer modu oynayanların bu kadar şikayet ettiği bir dönemde en azından bu tarz yeni bir mod getirip insanları oyuna bağlamak bence en mantıklı ve en tatlı seçim olurdu. Ancak bunun kaldırılması maalesef ki insanları üzdü arkadaşlar. Kariyer modu oynuyorsanız ve bu modu biliyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Üçüncü özelliğimiz ise bu modda arkadaşlar. Ve geldik en sonuncusu ve FIFA'nın, daha doğrusu FIFA YouTube'unun oluşmasını sağlayan özelliğe. Trade offers arkadaşlar. Yani transfer teklifleri, takas teklifleri diyebiliriz. Neydi bu? Siz markete bir oyuncu koyuyordunuz Ultimate Team'de ve normal olarak birisinin bu oyuncuyu almasını bekliyordunuz. Bir fiyat diziyordunuz. Fakat size fiyat yerine bazen teklif gelebiliyordu ve bu teklifin içinde mesela oyuncu 4 tane parayı kombinasyonlamıştı. Siz diyelim Inform Ronaldo koydunuz. Adam oraya diyor ki ben sana düz Neymar ve düz Mbappe vereyim, senin Inform Ronaldo'nu alayım. Siz bunu kabul edebiliyordunuz, kabul etmeyebiliyordunuz ama oyunda bir çeşitlilik vardı arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi trade offer'lar şu anda KSI'ın, World to Show'un olmasını, hatta Castro'nun olmasını sağlayan, bu kadar büyük kitlede hitap etmesini sağlayan temel özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Ne yapıyorlardı birbirleri arasında? İddiasla maç yapıyorlardı. İşte bu maçı kazanırsam şu oyuncu alırım diye ve bu şekilde birbirlerine oyuncu aktarıyorlardı ve videolar çekiyorlardı. Keşke şu an olsa biz de YouTuber arkadaşlar birlikte bunun hakkında videolar çeksek. Özellikle kazanan kaybedene bir şeyler gönderse ve eğlensek. Ancak maalesef ki şu anda bu oyunda yok ve maalesef ki oyun eklenmesi şu anda imkansız. Neden derseniz, bu bir coin aktarımı gibi oluyor aslında. Çünkü birinden birine para aktarmış oluyorsunuz. Bunu yapmanın en mantıklı yolu satılamaz oyuncular arası takas yapılabilir veya güncel market değeri yakın olan oyuncular takas yapılabilir ve bunun da implementasyonu kolay aslında. Ama dediğim gibi EA bunu asla istemeyecektir. Çünkü insanlar sürekli yeni hesap açıp satılamaz paketleri alıp elbet bir şey çıktıktan sonra aktarmaya çalışacaklar ve bu da gerçekten EA'in istemediği bir politika. Ancak dediğim gibi eğer EA birazcık da YouTuber'ları düşünüyorsa ve daha eğlenceli, güzel kontentler düşünüyorsa kesinlikle bu modu geri getirmeli. Umarım arkadaşlar bugünkü videomuz hepinizin hoşuna gitmiştir. FIFA tarihinde en çok sevilen 4 tane mod ve kaldırılan 4 tane modu sizlerle birlikte inceledik. Dediğim gibi eğer videosunuzdaki zaten buraya kadar izliyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.